Bu etkili insanların görüşmeler yapılması gerekiyor. Uzmanlar eliyle onları eğitmek. Politik liderlerin, önderlerin konuşmaları etkili oluyor. Erdoğan epeydir, birkaç aydır neredeyse aşı ile ilgili ağzını açmadı. Erdoğan'ın sıklıkla çıkması net ve kararlı anlatımlarla, ifadelerle, belirttiğiniz sorunlara da değinerek bir kısım arkadaşlarımızın demesi belki uygun olur kendisinin. Tarikatların, cemaatlerin bu tür söylemleri doğru değil sevgili halkım. Bu arkadaşlarımız da bu söylemlerine son versinler diye hep parmağını sallıyordu değil mi? Parmağını sallamasın ama uygarca ve kararlılıkla açıklasın. İkincisi, yasal yaptırımlar değerli Ertürk. Halkı yanlış yönlendirmek ve halkın sağlığına zarar verici eylemler içinde bulunmak Türk Ceza Yasası'nda karşılığı olan bir eylemdir, yaptırımı olan bir eylemdir. Gerektiğinde kararlılıkla bu aşı karşıtlığını kışkırtan ve halk sağlığına zarar veren insanlara Türk Ceza Yasası'nın 185'ten 196'ya kadar olan maddeleri kapsamında yaptırım uygulanabilir ve uygulanmalıdır. Türkiye, ben kırıcı sözler kullanmak istemiyorum ama 3-5 çapulcunun, 3-5 sefil insanın akıl dışı, bilim dışı safsatalarına teslim olacak bir ülke değil. Olmamalıdır. Bunun altını özellikle çizerim ve bakanlığı, iktidarı bir an önce bu tür davranışlar ve aşıyı reddedenlere uygulanacak yaptırımlara ilişkin olarak dengeli, makul, anayasaya, insan haklarına uygun bir yasal düzenleme yapmaya davet ederim. Hocam rakamlara bakıyorum. 3 gün önceki tabloyla bugünkü tabloyu karşılaştırıyorum. Biraz önce siz de söylediniz. Gerçekten bu sıkıntılı bir durum. Yani 3 gün önceki tabloda 54 milyon 679 bin kişi birinci doz aşısını yaptırmış. 18 yaş ve üstü nüfustan bahsediyorum. Bu rakam 3 gün önceki rakam 54 milyon 679. Bu rakam bugün 54 milyon 833 bine çıkmış. Yani küsuratlar bile değil. Böldüğünüz zaman yaklaşık 60 bin ile 70 bin arası insanın Türkiye'de günde aşı olmak için Sağlık Bakanlığı'nın ya da sağlık kuruluşlarının yolunu tuttuğu görünüyor. Hocam hani günde 1,5 milyon kişi aşılayacaktık, öyle demişti Sağlık Bakanı. Unuttuk onları tabii. Çıktı öyle demedi mi Sayın Koca? Günde 1,5 milyon kişiyi aşılayacak bizim kapasitemiz var. Hiç olmazsa en azından günde 1 milyon kişiyi kesin aşılarız. Biz bu işi işte 3 ayda bitiririz. Ya 2 sene oldu. Hala 18 yaş üstü aşı %50 kaç burada? %76. 2 sene oldu hocam. Yani anlamak mümkün değil. Bu hız niye yükselmiyor? Tamam. Bu ülkede gericiler var, yobazlar var, aşıya direnenler var. Bu insanların göz göre göre ölümüne neden olan cehalet var. Bunu kabul ediyorum. Çıktı demedi mi Siyasi Parti Genel Başkanı? Aşı vurulursanız dört kollu, beş gözlü, altı kulaklı olmak mı istiyorsunuz demedi mi? Bu şahısın babası başbakandı. Yani bu insanlar Türkiye'yi bu kadar yönlendiriyor da neden bu iş yani önümüzdeki dönem için daha fazla yükselmiyor. Halkın bilgisizliği mi, Sağlık Bakanlığı'nın bu işe el uzatmaması mı? Uzatmayacaksa bu işin faturası çok daha ağır gelecek önümüze hocam. Batı'da aşıya karşı direnenlerin sayısı bu kadar yüksek değil. Ve orada aşıya direnmenin gerekçesi dini ritüeller ya da inanç değil. Türkiye'de inanç üzerinden inanılmaz bir sömürü var. Hem siyasi sömürü hem aşı konusunda sömürü. Siyasi sömürüde insanlar parasını kaybediyor. Bu tür sömürüde insanlar inanç sömürü konusunda hayatını kaybediyor. Yani bunu bir dengeye oturtmamız mümkün değil mi? Aşı konusunu nasıl çözeriz? Değerli Ertuğ, bu bir politik ikilem. AKP iktidarı için çok ciddi bir politik dilemma. Daha açık söyleyeyim. Siz de çok açık konuştunuz. Biliyorsunuz ben de çok açık konuşuyorum. Ama Halk TV'ye bir biçimde zarar gelmesin diye de Tabii. sözlerimizi sınırlıyoruz. Buradan halkımız da bunu bilsin. Bir anlamda otosansür uyguluyoruz. Kanal zarar görmesin. Maddi yaptırımlar, para cezaları, kapatılma olmasın diye. Bakınız, AKP iktidarı kendisinin kemik tabanının aşı karşıtlığı içinde olduğunu, tarikatların, cemaatlerin bu yolu izlediğini, hatta kışkırttığını biliyor. Ancak onlardan gelecek oyları yitirmemek için bir biçimde görmezden gelerek üstlerine gitmiyor.
Olay budur, gerçekliğiyle, bütün çıplaklığıyla ve çok çarpıcıdır. Sizin de belirttiğiniz gibi oy uğruna, beklenen oy uğruna salgın politik beklentilerle yönetilerek masum insanların hastalanmasına, ölmelerine, salgının Türkiye'de ağır biçimde sürmesine neden oluyor AKP iktidarı bu politik tercihiyle. Şimdi somut verilerle Türkiye'nin durumunu da ortaya koyalım. Buyurun. İktidar bu tercih içinde ama acaba tablo ne, sonuç ne diye bakarsak değerli artık şunu görüyoruz. Son bir hafta içinde Türkiye'de 214.190 yeni resmi olgu var. Resmi sözcüğünün altını çiziyorum çünkü gerçek rakamın bunun birkaç katı olduğunu pek çok nedenle gerekçelendirebiliriz. Halkımız da artık bunu biliyor. Epidemiolojik gerekçeler, görmezden gelmeler, PCR testinin yetersizliği, sayıca uygulanma yetersizliği, duyarlılığının düşüklüğü, tarama testi yapılmayışı gibi uzatabileceğimiz nedenlerle. Yani gerçek olgu sayısı günlük 30 binlerde değil, belki 100 binlerde değerli Ertürk. Şu haliyle, şu resmi durumuyla ben size dünyadaki sıralamasını söyleyeyim Türkiye'nin. Son bir hafta içinde nüfusunu dikkate almaz isek eğer, Türkiye bu 214.190 yeni olgu rakamıyla dünyada 3. sırada. Duyuldu değil mi değerli Ertürk? Türkiye son bir haftadaki toplam yeni olgu sayısı bakımından dünyada 3. sırada. Şimdiye dek olan toplam salgının başından bu yana olgu sayısı da 7.6 milyona dayandı. Bu rakam bakımından da dünyada 6. sırada Türkiye. Bir veri daha vereyim, insanları verilere boğmayayım ama iktidar çevreleri belki uyanırlar. Yapıp ettikleriyle her gün aynı şeyleri söyleyerek bir yere varılamayacağını, Türkiye'nin giderek salgın yönetiminde dibe vurduğunu belki görürler de vicdanları sızlar, aklı selim, sağduyuları egemen olur ve 3-5 oy beklentisi uğruna 90 milyon nüfuslu ülkenin masum insanların yaşam haklarını kurban etmezler. O da şudur, son bir hafta içinde değerli Ertürk, dünyada olgular %4 azaldı. Vakalar, COVID-19 yeni vakaları. Türkiye'de %5 arttı. Aradaki puan farkı eğer bakılırsa %9. Ölümler dünyada %8 azaldı, Türkiye'de %4 azaldı. Ama ilginç olan şu, dünyada olgular %4 azalırken, bizde de %5 artarken nasıl oluyor da hala ölümler azalıyor? Bu da kocaman bir soru işareti. Bu bölümde bir cümle daha söyleyeyim. Yine sizin sorularınıza olanak doğsun. Tabii ki siz istediğiniz zaman kesebilirsiniz. O da değerli Ertürk, kameraya buradan olduğu kadar ekranımdaki kameraya bakarak söyleyeyim. Ey Türkiye halkı, ey yurdum insanı, ey Erdoğan, ey AKP iktidarı, ey AKP'liler, ey Sağlık Bakanı, yeter bu kadar. Dinleyin, iyi dinleyin. Bir ayı aşkın bir süredir, 35-40 güne yaklaştı. Türkiye'de ağır durumda, kritik durumda olan COVID-19 hasta sayısı 633 olarak sabit. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Bütün diplomatik nezaketimizle ancak bu cümleyi kurabiliyorum. Nasıl bu denli halkı, bizi, toplumu, dünyayı hiçe sayabiliyorsunuz? Nasıl göz göre göre halkı aldatabiliyorsunuz, yalan söyleyebiliyorsunuz? Nasıl olur da 35-40 gün 633 rakamı sabit kalır? Bu mudur sizin özen düzeyiniz? Bu mudur titizliğiniz sizin? Bu mudur sizin bilimsel dikkatiniz? Bu mudur sizin epidemiyolojik duyarlılığınız salgın yönetiminde? Dolayısıyla bu affedilir bir fiyasko değildir. Çok büyük bir skandaldır ve suçtur aynı zamanda değerli Ertürk. Suçtur. Halkın sağlığına karşı Sağlık Bakanlığı ve iktidar açık suç işlemektedir. O bakımdan Cumhuriyet'in savcılarını, Yargıtay'daki Cumhuriyet Başsavcısı da dahil olmak üzere artık göreve çağırma zamanı gelmiştir. Suç işleyen bir iktidar salgını iyi yönetmeyerek kasten oy beklentisi uğruna ve bilimsel epidemiolojik yetersizliğiyle, özeniyle, dikkatsizliğiyle, halka saygısızlığıyla, dürüst davranmayışıyla verileri çarpıtıp yalan söylemesiyle suç işleyen halkın sağlığına karşı bir iktidarla yüz yüzeyiz. Bu tablo böyle sürdürülemez. Dolayısıyla Cumhuriyet'in başsavcısı Yargıtay'daki dahil hepsini göreve çağırıyorum. İktidar hakkında, kamu görevlileri hakkında, Sağlık Bakanı hakkında işlem yapmaya davet ediyorum geçmeden.
Hocam burada iktidarın gizlediği, örttüğü, eksik bıraktığı ya da halktan kaçırıp sakladığı asıl olay ne? Yani nedir burada? Rakamları verdiniz ama olgu bakımından da söylerseniz şunu kaçırıyorlar halktan.